Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Daha öncesinde PTB'de geldiğinde görmüş olduğumuz değişiklikler normal oyuna da geldi. Yani Legion, Ghostface ve Sloppy Butcher'ın verdiği o hemorrhage efekti artık değişti. Normal oyuna da entegre oldu. Bununla beraber gelen bazı küçük dengelemeler de oldu. PTB ile aynı kalmadı. Onları da video içerisinde zaten sizlere bahsedeceğim. İlk önce oyuna gelen kostümlere bakalım. Daha sonrasında perkler ve addonlarla başlayacağız. Video devam etmeden önce sizlere kanalımızın büyük bir sponsoru olan Core Oyun Platformu'ndan bahsetmek istiyorum. Zaten her hafta yayınlarda oynadığımız Core platformunda aklınıza gelebilecek her türlü oyun var. Yayınlarda birlikte oynarken çok keyif alıyoruz. Sizler de ister arkadaşlarınız da isterseniz de yayınlara katılarak bizimle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Açıklamadaki link üzerinden hem kayıt olup hem de beni desteklemiş olursunuz. Peki nedir bu Core? Öncelikle kendi karakterinizi tasarlayarak oyuna başlıyorsunuz. Bu karakteriniz çoğu oyunda sizin avatarınız olacak. Karakterinize istediğiniz kıyafetleri, istediğiniz renklerde seçiyorsunuz. Daha sonrasında çeşitli binek seçenekleri içerisinden hoşunuza hangisi gidiyorsa onu da seçerek bunu tamamlıyorsunuz. İçerisinde arkadaşlarınızla kapışabileceğiniz çeşitli deathmatch oyunları, değişik parkur oyunları, death runlar veya tek başınıza kasmak isterseniz çok çeşitli taekwondo oyunları da mevcut. Daha burada sayamadığım çok sayıda oyun türüne de sahip. Bununla kalmayıp oyun yapmayı düşünen arkadaşlar varsa aramızda buna da olanak sağlıyor. Ekranda da gördüğünüz gibi ister bomboş bir arazide başlayıp oyununuzu sıfırdan yapabilirsiniz. İsterseniz de kalıp olarak hazırlanmış platformlar aracılığı ile oyununuzu yapmaya bir adım önden başlayabilirsiniz. Herkesin illaki şu tarz bir oyun yapsak çok iyi olur dediği olmuştur. Core'un bu kolaylığı sayesinde oyununuzu kolayca yapabiliyorsunuz. Kısaca oyun çeşitliliğinin bol olduğu, arkadaşlarınızla çeşitli oyunlar oynayabileceğiniz ücretsiz bir platformdur Core. Siz de katılmak isterseniz aşağıda linkleri mevcut. Şimdi video kaldığımız yerden devam edebiliriz. İyi seyirler. Sonyama ile birlikte 5 tane kostüm eklemişler. Bir tanesi Blight'a gelmiş. Şu şekilde, yani normal Blight'tan pek de bir farkı yok. Bir Blight main olarak çok beğenmedim açıkçası. Shard'la alınabiliyor, sadece parayla değil. Onu da söyleyeyim. İkinci kostümümüz bu kuşlu katile gelmiş. Bu da normal halinin yeşili. Yine bunu da çok beğenmedim. Bir yeşil tema üzerinde gidilmiş. Bu da şartla alınıyor. Sadece oyun parasıyla alınmak zorunda değilsiniz. Üçüncü kostümümüz Zarina'ya gelmiş. Şu şekilde onu da etrafını döndürerek göstereyim merak eden arkadaşlar için. Bu da yine aynı şekilde şartla alınabiliyor. Bir diğer kostümümüz de Yona'ya gelmiş. Yona da bu şekilde etrafını döndürerek göstereyim sizlere arkadaşlar merak edenler için. Ve son kostümümüz de Mikele'ye gelmiş. Şöyle şekilli şukullu, rengarenk, festival kıyafetleri giymiş gibi bir Mikele'miz var. Bu da aynı şekilde şartla alınıyor merak edenler için. 5 kostümümüz yeni gelen bu şekilde. Şimdi gelelim addonlarımıza. İlk aldığımız yeşil addon Survivor özelliğimle vurduktan sonra onların 60 saniye boyunca sakat durum etkisi altında kalmasını sağlıyor. Bu nedir? Yani o Survivor heal'lanamayacak demek oluyor. Gayet güzel bir etki bırakacak. İkinci alacağımız addon aslında bugünün konsepti. Jeneratörlere vururken %20 daha hızlı vurmamızı sağlayan bir addon eklemişler Legion'a. O nedenle ben de farklılık olması açısından bu addonu denemek istiyorum. Aynı zamanda bu addonla bir jeneratörü vururken özelliğimiz gerilemiyor. Normal şartlarda liniz açıkken jeneratörü vurmayı tercih ederseniz özelliğiniz azalmaya devam ediyor. Fakat bu addon sayesinde azalmaya devam da etmeyecek. Gayet güzel bir etki bırakacaktır diye düşünüyorum. Gelelim perklerimizde. %15 jeneratörleri patlatan ceza kancasını alıyoruz. Oyunda 4 tane beyaz hukumuz var. Ne zaman bir Survivor beyaz huka asarsam oyundaki en hızlı jeneratör %15 patlıyor ve gerilemeye de devam ediyor. Bununla birlikte yeni gelen ceza kancasını alıyoruz. Yeni dememin sebebi şu. Kan kaybı statüsü başlı başına değişti. Artık yere daha fazla kan dökmelerine sebep olmakla birlikte Survivor'ların heal'lanmadıkları zaman yaptıkları heal'ın azalmasına sebep oluyor. Bu ne demek? Örneğin %70'e kadar bir Survivor heal'ını getirdi ve ben o Survivor kovalamaya başladım. Kovaladım aradan zaman geçti daha sonrasında bıraktım. Survivor %70 heal'dan devam etmeyecek demek oluyoruz. Her saniye Survivor'ların heal barının %7 azalmasını sağlıyor. Bu da 10 saniye eğer o Survivor'ı kovalarsam %70'lik barın 10 saniye içerisinde erimesi anlamına geliyor. Yani Survivor'ların artık heal'larını bozmak, onları heal'lanırken dürtmek bizim işimize yarayacak. Onları oldukça zaman kaybettireceğiz. Güzel bir güncelleme olmuş, güzel bir buff olmuş. Üçüncü olarak hayvanı güç alıyorum. Az önce taktığımız addon'la birlikte birleştirip %40 daha hızlı jeneratörleri vurmak istiyorum toplamda. Bakalım nasıl bir etki sağlayacak. Tamamen denemek amaçlı alıyorum. Ve son olarak madem jeneratör bu kadar vuracağız. Bir de çanak çömlek alıyorum. Bir Survivor kancayı astıktan sonra gidip bir jeneratöre tekme attığında o jeneratörün anında %25 gerilemesini sağlayacak. Bakalım nasıl bir etki bırakacak. Gerçekten deneyimlemek istiyorum. Offering olarak herhangi bir şey atmadım. Zaten muhtemelen Hidden Field atacaklardı. Hidden Field da değişti biliyorsunuz. Eğer Hidden Field atılmazsa farklı bir map'te Legion'ı test etmiş olacağız. Öyle bir durumda da ikinci maçta sizlere yeni Hidden Field'ı tekrardan göstermiş olacağım. Hadi maçımıza geçelim. Let's go. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Hidden Field atılmadı bu arada. Okul map'i geldi. Gayet güzel. Bakalım buradan nasıl bir etki bırakacağız. En azından farklı bir map'te denemiş oluruz. Öncekinde videoda Hidden Field'da denemiştik. Bakalım burada nasıl olacak. Şöyle şu kapıyı kırarak başlayayım. Bu kapının kırılması lazım yukarıya hızlıca çıkabilmemiz için. Gelen değişikliklerden bahsetmek istiyordum ama hemen burada bir David'i bulup David'e bir tane vurayım bakalım diğerleri nerede. Hop iki kişi daha burada. Gayet güzel. Hızlı başlayacağız maça. Herkesi yaralarsam gayet güzel olur.
Artık Survivor'lar bu arada bizim özelliğimize palet falan devirirler. Çünkü 4-5 kişi arka arkaya vurmamı istemiyorlar. Her vurduğum zaman hareket hızı kazanıyorum biliyorsunuz. Şöyle şunu da şurada vursam bir tane. Gayet güzel. Şu kapıyı hemen hızlıca kıracağım. Kapıları kırarken de bu arada özelliğim duruyor. Şu an onu fark ettim. 4. Survivor'ı da vuracağım ve 5. defa buna vurduğumda artık yüksek oyunda. Gayet güzel. Galician'ın gerçekten şu güncellemesi çok iyi oldu. Bu arada müzik sesi sanki biraz fazlaydı. Birazcık kıstım oyunun sesini. Ne sesini bastırıyor olabilirdi. Çok fazla koymuşlar. Bunu ben Haddonfield'da oynarken ilk PTB'de de söyledim aynı şeyi. Çok hızlı olduğunu. Çok yüksek olduğunu sesinin. Hala da kısmamışlar. Açıkçası birazcık rahatsız etmiyor değil. Umarım sizleri de rahatsız etmiyordur. Şöyle 4 kişiye vurdum. Legion'ın gelen güncellemesi aynen bu şekildeydi. 4 kişiye, 4 farklı kişiye vurduktan sonra arkadaşlar. Tabi farklı olmasına gerek yok. Yani özelliğimle 4 kişiyi bende soktuktan sonra 5. vuracağım kişi düşüyor. Zarina'ya da orada tak tek 2 defa arka arkaya vurarak düşürmüş oldum. Şöyle özelliğimi açacağım. Bakalım ne kadar hızlı jeneratör tekmeliyoruz. Bu arada sadece galiba jeneratör tekmeleme hızını arttırmıyor bu addon. Ya ben az önce kapıyı kırarken de çok hızlı kırdığımı hissettim açıkçası. Burada kimse yok. Tamam, uzayalım buradan. Bu arada Thanatopia almadım. Normalde Legion'a Thanatopia shard packlerden biri biliyorsunuz. Ama ben tercih etmedim. Bu farklı bir build denemek istedim. Şöyle sana bir vurayım ben. Bakalım diğer survivorlar neredeymiş? Şurada biri var. Şu kapıyı kırarken tekrardan test edelim. Bir animasyon olarak tek tekme atıyor. Normalde Legion iki tane tekme atması lazım ama şu an animasyon olarak bir tane tekme attı. Nemesis bir kuruyor kapıları. İlginç. Okey. Bunu yavaş yavaş tecrübe edeceğiz. Gelen dengelemelerden bir tanesi arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Bizim şu kan kaybı statüsü, hemorrhage efekti artık hangisine denk geliyor inanın bilmiyorum. Oyunu İngilizce oynamaya alışkın, terimleri İngilizce olarak bildiğim için ona alışığım. Hemorrhage statüsü, o kan kaybı, slot watcher'ın verdiği efekt artık yerdeki survivor'ların recover'ını azaltmayacak. PTB'de recover'larını da azaltıyoruz survivor'ların ama artık azaltmayacak. Şöyle sana bir tane vurayım özelliğimle, sen broken ol. O konuya o şekilde bir dengeleme getirmişler. Bununla birlikte değişen bir şey daha var. O da şu, Legion bir tık daha bufflamışlar PTB'ye göre. Normal şartlarda özelliğinizde değilken, yani şu anki durumdayken Survivor'ın birine sol click attığımda özelliğim azalıyordu benim. Fakat artık azalmıyormuş. Biri bana yayın sırasında böyle bir info vermişti. Onu da şimdi test etmek istiyorum. Gerçekten azalıyor mu azalmıyor mu görmek istiyorum. Şöyle Dead Ard'ın var mı yok. Evet, özelliğim de azalmıyormuş. Legion'e ekstradan öyle bir buff daha gelmiş PTB'nin üzerine. Fakat bunun karşılığında Slug Watcher'ın recover azaltma statüsünü de almışlar. Şimdi hemen bunu bu ceza kancasına asacağım. Hem jeneratör patlatacağım hem de bu Survivor buradan kurtardıklarında bu Survivor tekrardan yaralayana kadar kan kaybı statüsü, bu Survivor kan kaybı statüsünü de elde edecek aynı zamanda ve heal'landıktan sonra şöyle şuraya bir tane vurayım. Heal'landıktan sonra o Survivor ben onu tekrardan yaralayana kadar her şeyi %9 daha yavaş yapacak. Bu da gayet güzel bir etki. Şurada koridordaki jeneratör yapılıyor. Hemen vurayım. Sana Zarina'cım gel bakalım. Zarina'ya bir tane vurduk, onu moda soktuk ve aynı zamanda broken da oldu. Şu anda heal'lanamıyor sol tarafta gördüğünüz gibi. Hemen şu Jonah mı nedir bu, kim? David! Ah be! David bir anlığına durdu, vurabileceğim gibi hissettim. Çok heyecanlandırdı ama olmadı. Evet'cim atladın bir tane daha. Üçüncüyü de atladın, artık o pencere sana kapandı. Atlayamazsın. Öyle bir şey yok. Gel bakalım bir tane daha vurayım sana şöyle. Özelliğimin azalmaması sol kliklerimde gayet güzel bu arada. Gayet güzel. Legion'ı gerçekten öne çıkaracak bir güncelleme oldu. Diğer listelerde bayağı yükseklerde görebiliriz artık. Daha fazla oynandığını da görebiliriz. Şöyle sana da bir tane vuracağım. Herkes yakalamak istiyorum ama gerçekten birbirlerine çok uzak oynuyorlar. O yüzden seni ben kovalayayım ya. Legion'ın aynı zamanda moddan çıkışı da birazcık hızlandırıldı. Buna yönelik addonları vardı. Addonlarından bazılarını kaldırdılar diye hatırlıyorum. Ve bunu default olarak Legion'a eklediler diye okumuştum. İlk güncellemede o konuda herhangi bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Hop nereye gitti ya, bir anlık şaşırdım. Okey. Siz burada ikiniz revlendiniz. Ben tekrardan özelliğimi açacağım bu arada ya. Sizin dördünüze vurmak istiyorum çünkü gerçekten çok keyifli oluyor. Her vurduğumda hareket hızı kazanmak gayet hoş, gayet eğlenceli oluyor. Sana şurada bir tane vurayım. Jake, aşağıda bir kişi var. Hemen şuradan aşağıya attım. Pencereden atlarken de hala duruyor özelliğim. Gayet, o da gayet güzel. Bunu bir ara tekrardan değiştirmişlerdi sanırım normal Legion'da ama
şu anda pencereden atlarken de özelliğim duruyor. Bu da yine benim vakit kazanmamı, daha rahat oynayabilmemi sağlıyor. Özelliğim hızlıca bitmiyor. Top pozisyonu durması gayet güzel. Tamamdır. Burayı kıralım. Bu durumu olayı acaba Edom'dan mı kaynaklı yoksa normal mi kaynaklı? Bu ikinci maçta deneyeme fırsatımız olacak aslında. İkinci maça bakalım. Orada da gerçekten kırabiliyorsak. Bak şu kapıları tek seferde kırıyor. İki defa ses geliyor ama tek seferde kırıyor. Acaba Edom'dan kaynaklı bug mı yaşanıyor yoksa normal hali de bu şekilde mi? Diğer maça bu Edom'suz gireriz. Farklı bir büyük yaparız. Onu o şekilde tecrübe edin. Olursam. O yukarıda iki kişi var. Solda bir kişi var. Ben özelliğimi açarak birazcık hata ediyorum. Yani agresif oynamak istiyorum ama birbirlerini çok uzak oynuyorlar. O yüzden olmuyor. Şurada bir survivor var. Tamam. Jenitor'a bir daha tekmemi atayım. Sen orada ne yapıyorsun? Yaralı yaralı Iron Will'le saklanıyor benden. Gel bakalım seni ben bir düşüreyim artık ya. Burada da palet var mı? Burada da palet var. Okey. Burada bir dungeon var. Hızlı bir şekilde paleti kırabileceğim. Senin Iron Will'in yok. Iron Will'i yok. Aa ne oluyor? Niye takıldım? Ben niye takıldım orada? Adamın Iron Will'i yok ama ben şu müziğin o kadar fazla olmasından dolayı adamı duyamıyorum ki. Kısmaları lazım. Ben çok şu an rahatsız edici beni açıkçası. Seni artık düşürebilirim. Palet artık kalmamış olsun map'te. Dead Ard'ın da var. Gayet güzel. Şöyle vursam. Okay, okay, it's fine. Tamam, palet bu taraftan kıralım. Seni tekrardan side içerisine sokmuş olacağız ama okey, sıkıntı yok. Orada bir jeneratör daha bitti. Maçta bayağı bir geri kaldık ya. Ben özellik açarak birazcık hata ettim sanırım çoğu pozisyonda. Sen şu paleti buradan devirdin. Kayacak mısın? Kaydın. Okey. Artık düşürebilirim. Şu paleti de kıralım. Gayet fazla palet attınız bana gerçekten. biraz kudurdum bak. Birazcık kudurdum artık. Yeter artık. Düşürmem lazım birilerini. Şöyle şurada bir ceza kancamız var. Hemen asalım. Patlatalım jeneratörleri. Tak. Orada iki kişi o jeneratörü yapıyor. Hemen oraya gidelim. İki kişinin olduğu sana... Üçüncü kişi de bu taraftaymış. Peki abi. Legion'in bir bug'ı vardı. O bug hala duruyor mu acaba? Bak onu da çok merak ettim şu anda. Hemen şuraya tak tak vurayım. Tak tak değil. Tak bir tane vuruyor. Tak vuruyor. Ne tarafa doğru koştular? Yukarı mı gittiler ya? Fuck. Adamlar yukarı doğru kaçtılar. Jeneratör hem patladı hem üzerine papkoz yedi. Ama ben yine de... Oyunu yavaşlatmayı bir türlü başaramadım. Gerçekten Legion'a Thanatopia çok lazım. Thanatopia olsaydı şu yaptığım agresifliğin en azından sonucunu alabilirdim. Farklı build denemek istedim. Fakat çok da başarılı olduğunu söyleyemem şu anlık. Tekrardan kayalım burada. Aşağı mı atladın? Evet aşağı atladım. Artık birilerini hızlıca düşürebilir miyim? Böyle bir sonuç olabilir mi? Şöyle birine vursam, diğer jeneratörün oraya doğru gitsem. Orada kaç kişi jeneratör yapıyorsunuz? Bir yan yana yakalasam şu survivor'lara çok güzel olacak. David'i buldum yine ama David'e yine yetişemeyeceğim. Okey, okey, peki. Şu anlık gerekli etki sağlayamadım aldığım perklerden ötürü. David bir defa daha atladım. Kapandı kanka o pencere artık. Özellikle vurmak istiyorum ama özelliğimin daha gelmesini çok var, onu beklemek istemedim. Vurdum. Şu an keşke Thanatopia'm olsaydı. Gerçekten Thanatopia'yı sıkıldığım için biraz pişmanım yani. Yani gerçekten Thanatopia'yı sıkıldım. Jeneratörü duyamıyorum ki ben ama çok fazla müzik sesi var. Ben gerçekten oyunla alakalı bütün konsantrasyonum bozuyor bu müzik. Tamam metal yeni müzik eklediniz. Metalik bir şeyler de bu kadar gürültü olmasanız kendimi duyamıyorum ben. Bu nasıl bir müzik arkadaş? Çok fazla sesi var. O jeneratörü de tutamıyorum bir türlü. Adam ne? Adam kenarda saklanmış ya geride duyuyor. Çıkıl kudurdum. Artık düş. Lütfen rica ediyorum. Abi 4 kişi yaralı oyunda ve ben kimseyi düşüremiyorum. Gerçekten garip bir senaryo. Şu ceza kancasına yetişirsem şayet aşağıdaki jeneratörü tutabilirim. Ki muhtemelen ben asarken o jeneratör bitecek. Sırf patlamasın diye. Şöyle bak. Bastıracağım space'e ve bitecek. Tak! Ah hayret lan. Hayret lan şaşırdım. Nasıl bitirmediniz siz? Ben ceza kancam çalışmasın diye bitirmenizi beklerdim ama. İlginç şaşırdım. Şurada vuracağım ki Dedar düzgün atam. Okey Dedar düzgün attı. Sana bir mind game atsak şuralarda yer misin, yemez misin, yedin ama öbür kuta öbür karşıdaki jeneratörü de yapılıyormuş, o da bitti. Tamam abi, it's fine, hiç sıkıntı değil. Uzaktaki jeneratörü bitirmişlerdi ve heal'landı da aynı zamanda. Bu arada boon'u da nerflediler bu güncellemeyle birlikte, onu da söyleyeyim artık boon yüzde... Ben neye takılıyorum ya ikidir? %25 mi? %75 de 50'ye düşürdüler, aynen tamam %50'ye düşürdüler artık self-care'la. Aynı hızda heal'lanıyor ama yine hala güçlü
güçlü. Yani sonuç olarak bir tane perkle birden fazla kişi yıllanıyor ve bu yine de bunun güçlü olduğunu, güçlü kaldığına devam ettiğini söyleyebilirim senaryoda. Şurayı bloklasam, buraya da geçemezse ben de onu vursam. Tamam, gayet güzel. Geçmemesini sağlayamayı başardım. Şöyle asacağım, David gidecek, hukuku almayı deneyecek muhtemelen. Riski alıp. Eğer hala o Legion bug'ı devam ediyorsa ben bu David'i düşürürüm. Ben bu David'i, eğer bu Legion bug'ı hala devam ediyorsa düşürürüm abi. Şuradaki hook'u asacağım. O da karşı hook'a doğru gidiyor. Bakalım Legion bug'ı devam ediyor mu? Test edelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi David'i bulmam lazım. Ama nerede acaba David? Denedik ama olmadı. Ya David çıktı ya. Denemek olmadı. Diğer maç belki böyle pozisyon olur, deneriz. 3 kill aldım bu arada. Yani 3 kill hiç hak ettiğimi söyleyemem. Keşke David deneseydi gelip ya. Şu bug'la belki 4. kill'i de alırdık. Çok güzel olurdu. Okay, it's fine. Hemen lobby sonuna gidelim. Bakalım survivor'ın neler perkleri varmış. Şöyle perklerine bakalım. Bunları yokmuş. Bunu almamışlar. David what the fuck diyor. GGVP. Okay, öyle çok spesifik perkleri yokmuş. Normal troll buildlerle girmiş. Yani çok fazla güçlü perkleri yok. Hatta decisive bile almamış adamlar. Gayet güzel, gayet güzel. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Let's go. Evet, ikinci maçımız da başladı. Ben denedim Haddonfield'ı atmayı ama Haddonfield yoktu hem bende. Aradım, Bloodweb'te de bulmaya çalıştım. Bloodweb'te de bulamadım. Survivor'lar da atmamış. Ama bu ne? Yakıldığında Haddonfield gönderilme ihtimali biraz artırır. Biraz artırır. Yani böyle bir offering mi varmış Haddonfield? O niye gelmedi arttırmasına rağmen bilmiyorum. Neyse, konumuz bu değil. Perklerden değiştirdim. Ecel kokusu aldım. Onlarımdan da o az önce taktığım Maradon yerine artık Survivor'da da vurduğum zaman daha fazla hareket almamı sağlayacak bir addon aldım. Yani her Survivor'a vurduğumda daha fazla hareket alıyorum. Direkt kafama devirdi. Kafama direkt devirdiğinden özelliğim bitiyormuş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. İki tane No Middle'lı adam var. Evet, okey. Okay, bence de konuşmalıydı zaten. Katılıyorum. Tamam, bir kişiye daha vurduk. Neden iki tane No Middle'lı adam var bilmiyorum ama iki tane Sanatopya Steam şimdiden var elimde. Burada özelliğimi açmayacağım. Bu sefer o kadar aktif oynamayacağım oyunu. 4 kişiyi şu anda yaraladım. 4 kişi yaralı bir şekilde. Oyunu bakalım neler yapacağız. Acaba herkes Legion aldığı için bu iki arkadaş da zaten yaralı kalacağız. Bari No Middle alalım, yerden kalkalım gibi bir şey mi düşündü? Şu an herkes Legion oynamayı denediği için gayet normal. İşte bu müziğin sesi gerçekten çok fazla. Beni gerçekten... Ben adamı duyamıyorum. Bak yanındaki dibimdeki jeneratör sesini bile duyamıyorum ben. Bu bence bayağı rahatsız edici bir durum ya. Bunun bir şekilde kurulabilmesi, ayarlanabilmesi lazım. Çok fazla. Plague'in bile mırıltısında böyle su aldığınız zamanki o salak salak konuşmasından bile rahatsız oluyorum. Bu ekstra rahatsız etmeye başladı beni şu anda. Tamam, güzel müzik, chase müziği efsane. Güzel bir değişiklik de kulağım... Kulağımı kullanmak istiyorum. Niye beni sağır ediyor? Şimdi pencereden atlarken falan dikkat edelim bakalım. Ben de dikkat edeyim. Siz de izlerken dikkat edin. Acaba pencereden atlarken o addon olmamasına rağmen de özelliğim duruyor mu? Onu bir test edelim. Acaba o da bir bug mı yoksa? Onu bir deneyimlemek lazım. Ace'i buldum. Ace'in de dead ardı vardır. No Middle girdiğine göre bu iki arkadaşın kesinlikle dead ardları vardır. Onun dead ardını bekleyelim ki vurduğumuzda bir anda çığlık atıp yerden kalkıp dead ard atmasın. Dead ardını kullandı ve düşürebileceğiz. Gayet güzel, gayet güzel. Çok bir şey yapamadı. Dead ardını çok yanlış kullandı açıkçası. Şöyle şurada bir ceza kancam var. Hemen oraya asayım. Hem de bir daha iyileşemeyecekler. O yüzden her heal yaptıklarında onları yakaladığımda iyileşemeyecekleri için bir daha. Gerçi iyileşemeyecekleri için herhangi bir... Diğer ceza kancam çöpe gidiyor. Bir dakika, ben ne anlatıyorum ki? Çöpe gidiyor bunların No Middle yüzünden benim ceza kancam. Adamları yaralı tutmam, şey yapmam, o ceza kancasını asıp kan kaybı satıp sokup hiçbir işime yaramayacak. Şu an bunu fark ettim. Okey, anladım. Ben de kendi derdimi açıklamaya çalışıyorum. Şuraya da fark ettim. Kafamı yaktı bunlar. Ne No Middle ya? Şu an No Middle almalarına tilt olmaya başladım. Yaralılar başladı. Ne güzel, ikisi tek tanatopya diyordum. Tilt olmaya başladım. Niye No Middle alıyorsunuz ya? Legion, herkes Legion oynuyor diye No Middle almışlar. Kafayı yiyeceğim. Bu ne? Oğlum bak, hala şu bunlara lütfen token getirin artık. Yalvarırım yeni güncellemede. Bunlara token mantığı gelsin. Burada kaç kişi oturuyor? Sen şimdi kalkıp dead art atıp... Aynen. Bak güzel abim.
Hemen seni de asalım. Yerde bırakamayacağım bunların hiçbirinin 11 liraları. Çünkü yerden kalkabiliyorlar biliyorsunuz ki. Kesin Resilience almışlardır. Dead Art almışlardır. No Midir almışlardır. Acaba son perklerine? Son perklerine bu bitti işlerine yarayacak ne almış olabilirler? Düşünüyorum ama mantıklı bir cevap bulamıyorum açıkçası. Resilience Spine Chill almış olabilirler. Spine Chill'leri oluyor olabilir. Iron Will'leri yok gibi. Varsa da duyamıyorum zaten. Hani eğer Iron Will almadılarsa da ben zaten Iron Will'i duyamıyorum şu anda oyunun müzikleri yüzünden. Sağ olsun. Dead Art atacak mısın özelliğini bulmak için? Atabilirler bu arada. Artık Legion özelliğinizi Dead Art bekleyin. Çünkü sırf özelliğiniz bozulsun diğer Survivor'lara da sıçramayın diye Survivor artık özelliğe Dead Art atacaklardır ki mantıklı. Survivor oynuyorsanız da atın. Diğer özelliğiniz de diğer Survivor'lara gidemesin. Çünkü Dead Art özellikle de bekleyin artık. Normal şartlarda kimse iplemediği için Legion özelliğini yapmıyorlardı artık. Dikkat etmenizi öneririm, tedar tatmanızı öneririm. Şuraya şu arkadaşı da astık. Şurada iki kişi var, ben koşacağım bu arada. Barov var belli ki bündürüme doğru koşuyor. Bakalım tedar atabilir bu arada. Aynen bak gördün mü? Tedar artık atacaklar. Tedar atacaklar ki ben bu şekilde koşup diğer Survivor'ın üzerine gidemeyeyim. Gayet güzel bu arada, diğer Survivor'a da sarkabileceğim. O nerede? O da map'in öbür ucunda ve sarı aldığım addon sayesinde oraya şu anda çok hızlı koşabileceğimi düşünüyorum ve onu yakalarsam şayet bir tane vurabilirsem 5.'yi de vurabilip bu Survivor'a düşürebileceğim. Tak gayet güzel. Şimdi koşsun bakalım. Tak bir tane daha vurduk. Şöyle gayet güzel. İşte bunu istiyoruz. İşte bunu istiyoruz. Bu aldığım sarı addon bunu her Survivor'dan kazandığım hareket hızını daha da arttırıyor. Bu sayede büyük maplerde güzel bir hakimiyet kurabiliyoruz. Bence güzel bir sarı addon. Bir sarı addona göre gayet güzel bir etki bırakıyor. Benim şu an yeşil addonum da çöpe gidiyor. Bak her ben şu köşeden çıkarken yeni bir şey keşfediyorum. Şu an benim yeşil addonum da çöpe gidiyor. Ben zaten broken yapmaya çalışıyorum onları. Adamlar zaten broken. Benim yeşil addonum da çöpe gidiyor. Perkin de çöpe gidiyor. Lan bir no middle'la iki tane perk counter'lıyorlar. Bir addon counter'lıyorlar. Tamam. Ve buradan gelsem. Ah tamam. Diğer tur vurdum. Niye durdun? Neyi bekliyordun sen? Tedardın var mı? Gerçi tedard aldım. İyi bekliyorum ki daha. Okey tamam, seni de hemen asalım şöyle. Etrafta umarım bir ceza kancası vardır. Tam da karşımda var. Hemen şuraya asalım. No Midir şu anki metada gerçekten çok mantıklıymış bu arada ya. Adamlar No Midir alarak gayet iyi bir hamle yaptılar. Kesin herkes Legion oynuyordur şu anda. Kimse Ghostface'i takmıyor. Ghostface'i değişti halbuki ama kimse Ghostface'i taktığı yok. Çok da bir şey değişmedi Ghostface üzerinde çünkü. 45 saniye işaretli Survivor artık 60 saniye işaretli. Yani çok da büyük bir değişiklik değil. Addonlarında bazı değişiklikler var ama yine Ghostface videosu da çekilir, yaparız, çekeriz onları. İstiyorsanız siz de yorumlara mutlaka yazın. Şöyle şu yukarıdaki beyaz kancaya da asacağım. Okey, gayet güzel. Sen niye benim her seferinde üzerime doğru koşuyorsun, dövecekmiş gibi? Ne istiyorsun benden? Dedardın var? Var o dedardın. At. Okey, güzel. Seni de düşürdük. Şöyle, bu ilde şu an eğer bu senaryo olmamış olsaydı sağdaki perkim yerine Nemesis'in hangi perkin? İnfilak alınabilir. Türkçesini hatırlamaya çalışıyorum. İnfilak da alınabilir aslında. Zaten sürekli jeneratörleri vuruyoruz Popkoz'la birlikte. Üzerine bir de İnfilak'la güzel bir etki daha sağlayabilirdik. Ben Blight'ta oynuyorum zaten. Bayağı hoşuma gidiyor. Legion'a da artık alınabilir çünkü sağ klikle özelliğimizle adam düşürebiliyoruz. Ve zaten genel anlamda zaten hep sürekli sol klikle düşürüyoruz. O yüzden güzel olabilir. Okyanus'un çağrısı da alınabilir. Blight'a yaptığım bu yield Legion artık yapılabilir. Kısaca aslında onu söyleyeyim. Blight Rapper videosunu izlemediyseniz oraya bakın. O videoda ben önermiştim. Önermediysem de kesinlikle videosunu çekerim çünkü gayet güzel bir. Gerizekalı! Ne dedi art atıyorsun üzerime ya? Adam burasısı delirtiyor beni. Tamam sana da bir tane vurayım. Diğer Survivor'ları da görmek istiyorum. Şöyle güzel. Acaba diğerleri nerede ya? Yok herkes karşı side'da mı oynuyor oyunu? Karşı side'a doğru gideyim. Evet iki kişi orada jeneratör yapıyor ama ben oraya yetişemeyeceğim şu anda. Tamam jeneratör çok da hızlı değilmiş. Ace'i fokuslayacağım çünkü No Midir almış. No Midir aldığı için onu cezalandırmalıyız. Tengicim. Canım benim. Çekilsene. Senin Dead Art'ın mı? Senin Decisive'in var. Senin Decisive'in var. O yüzden sana vurmamı istiyorsun ama ben o Decisive'ini beklerim senin. Beklerim. Ondan sonra vururum. Sen de o sırada No Midir'le yerden kalkmaya çalışırsın. Tam o süreyi düzgün hesaplamam lazım. Seni birazcık daha kovalayayım. Ah, kafamı yemeyecektim ama.
Tamam, şimdi sen Nomidor'la kalkmaya yakın, Decisive'in de artık bitmiştir diyerekten alıyorum. Hem Decisive'ini bana kullanamamış ol, hem de Nomidor'ın etkili bir şekilde kullanamamış ol. Muhtemelen Decisive vardı bu arada. Dördüncü perkleri tahmin edememiştim ya. Bence o Decisive. Decisive almışlardı. Zaten yaralı gezecekleri için tünel yeme ihtimalleri çok yüksek. Decisive almışlardır. Kalite kıralım. Şimdi karşı jeneratöre gitmem lazım. Onu yapıyorlar diye düşünüyorum. Feng burada benim üzerime geliyor. Oğlum niye benim herkes üzerime doğru koşuyor? Ne istiyorsunuz lan benden? Niye herkes benim üzerime doğru koşup koşup duruyor? David 1, bunlar 2. Oy, oynadı ne? Oynadı ne? Vedat Atçan. Okay. Seni de düşürdük. Gel bakalım. Şu yukarıda bir ceza kancam vardı. O ceza kancasını asarsam şuradaki jeneratör hızlıdır diye düşünüyorum. Patlatıp üzerine oraya gidip kapı uzatıp %40'lık bir geriletme sağlayabilirim. Başka bir jeneratör patlarsa da tersine gidip bu işi. Tamam, güzel. Bu jeneratör daha hızlıyım. Ya oyunda saçma sapan bir şeylere takılıp duruyor Çağlar Aget'e. Getir. Ne yapıyorsun lan, orada değilim ben. Dedart. Okey. Seni de alayım. Güzel. Maçı kazandık. Yani kazandık. Yoktan var oldu ve Ace'in de son hakkı. Ace'i de ben asmışım iki defa zaten. Şöyle şuraya astır. Öbür jeneratörü mü daha hızlı artık? Ace demek ki o jeneratörü yapıyormuş. Offering var mı? Hayır, offering yok. Hiç offering'i. Şöyle map'in üzerinde gezelim. Legion gerçekten güzel olmuş ya. Yani bu iki maçta da çok etkili bir şekilde özelliğimizi kullanmasak bile zaten her Survivor'ı vurduktan sonra hareket hızı vermesi bize inanılmaz güzel. Hani o 5. vuruşu İki defa vurmaya başardık iki maç içerisinde. Çok mühim değil. Asıl güzel olan şey her Survivor özelliğini vurduktan sonra bana hareket hızı vermesi. Bu da map üzerinde iki defa vuracaksam üç defa... Aa, adamın ayağının altına çıkmış lan. Adam görmemiş, buradan kaçıp başka yerde aramaya gitmiş. Güzel. Dediğim gibi hani vuramasak bile gayet güzel 5. Survivor'a. Çünkü hareket hızı yani ya. Yani bunu hareket hızının kazandırdığı etkiyi kelimelerle size anlatamam. Hareket hızı her oyunda önemli. Bu oyunda da çok önemli. O yüzden güzel. Bakalım hangi kapıyı açacak şimdi. Tamam, Ace'i gördüm. Ace'cim gel kaç gel. Kaçma gel. Gel kaç. Gel kaç. Heh. Oğlum kaçma lan. Sallayayım seni. No middle oyuna girmişsin zaten. Yazık bir gün after. Gel kaç. Gel ya. Dedart mı atıyorsun bir de? Kıyamam sana ya. Sana kıyamam ya. Şöyle sona kalıp kaçmaya çalışıyorsunuz ya, gerçekten anlam veremiyorum. Bitti zaten oyun. Nereye kaçacaksın ki? Beni looplasan nereye götüreceğim? Ben seni kovaladığım için yorgunluktan öleceğim mi kaçacaksın sen bu maçtan? Bitti işte da. Daha! Geller abi. Evet, güzel maçtı arkadaşlar. Gayet keyifliydi. Hidden Field çıkmadı. Hidden Field çıkartamadım dediğim gibi ama Hidden Field'ı da yine başka videolarda yine gösteririm sizlere. Acımasız katil. Ne acımasız katil? Hiçbir şey yapmadım bu arada. Nomidor son perkleri neymiş? Birinin Barov, diğer Nomidor'ların son perkine. Onun da Decisive'miş. Tamam, biri Barov almış, biri Decisive almış. GGVP yazalım. Evet, gayet güzel maçlardı. Umarım arkadaşlar, bu arada evet, %50'ye düşmüş bunda. Onu da görmüş olduk. Tamamdır. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım güzel bir video izletebilmişimdir sizlere. Başka hangi katilleri görmek istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Artık arada Survivor videoları da atacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Son attığım Survivor videosunu bayağı beğendiğinizi söylediniz. O yüzden Survivor videoları da atacağım artık arada. Daha fazla bu tarz içerikler görmek istiyorsanız da videoya beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Check this.